Herkese Tolgözbek.com kanalından merhaba. Bugün yazarımız Hakan Kılıç'la birlikte geçtiğimiz günlerde NTV'nin yayınına katılan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in açıklamalarını inceleyeceğiz. Farklı projeler hakkında farklı bilgiler verdi İsmail Demir. Bu konularda neleri ifade etti, hangi projelerde ne tür gelişmeler var, bunları beraber Hakan Kılıç'la konuşacağız. Hakan merhaba, ben öncelikle bir İHA konusuyla veya SİHA konusuyla girmek isterim. Çünkü uzun zamandır TCG Anadolu'nun üzerine konuşlandırılacak uçak sistemleri veya hava sistemleri konusunda bir tartışma yaşanıyor. Malum Türkiye F-35 projesinden çıkartıldı ve TCG Anadolu üzerinde de konuşlandırılacak insansız hava araçları konusunda epeydir bir tartışma yaşanıyor. İsmail Demir bu konuyla ilgili olarak Türkiye'de İHA SİHA kullanımı dünyanın takdirini toplamaya başladı. Sadece varlığı değil, kullanılış şekli ve harekat ortamında yaptığı etki çok dikkat çekici dedi. Mevcut İHA SİHA'ların gemiden kalkacak veya deniz konuşlu görev yapılacak şekilde olacağını kastederek modifiye edilebileceğini, diğer yandan da yeni tip sadece TCG Anadolu'da görev yapsın diye deniz konuşlu SİHA tasarımları için çalışmalar ve ön analizler var dedi. Bu konuyla ilgili neler söylemek istiyorsun? Şimdi senin de belirttiğin gibi çalışmalar ve ön analizler var dedi. Yani demek ki ortada bir düşünce, bir tasarım ve ne yapabiliriz, ne yapmamız lazım, nasıl bir şey yapmamız lazım şeklinde bir ön analiz var. Şimdi buradan şunu konuşmalarından, demeçlerinden biz şunu anlıyoruz. Birin iki aşamalı bir plan var. Ya daha doğrusu iki alternatifli bir plan var. Birincisi mevcut SİHA'ların ve İHA'ların, yani sadece keşif amaçlı İHA'lar da gemide görev yapabilecek. Dolayısıyla hem İHA hem SİHA, kendisi de özellikle bunu belirtiyor. Modifiye edilmesi, yani TCG Anadolu çok amaçlı havuzlu çıkarma gemisini inip kalkabilecek şekilde modifiye edilmesi. İkincisi ise tamamen deniz konuşlu, yani TCG Anadolu üzerinde görev yapsın diye yeniden, sıfırdan, yani yeni tasarım bir SİHA'ların üretimine dair çalışmalar ve ön analizler vardı. Demek ki Türkiye'nin böyle bir düşüncesi var. Şimdi burada bir şeyi açıklamak lazım. Şimdi dünyada şu anda Çin'de ve Rusya'da çok amaçlı, LHD sınıfı, yani bizim TCG Anadolu gibi gemilerde veya normal diğer kısa iniş kalkışlı uçak gemilerinde 3 çeşit uçak gemisi türü var biliyorsun. Yani katapultta kalkanlar, kısa iniş kalkış yapanlar ve diğerleri. Bunlara da konuşlu bir gemi uçak projesi yok Çin'de ve Rusya'da. Dolayısıyla TCG Anadolu'ya şu anda dünya üzerinde inebilen jet, yani turbofan motorlu 2 tane uçak var. Biri F-35B. Şimdi F-35'i alamadık. İptal oldu. Onu bir kenara koyduk. Diğeri Harrier. Sen bunun videosunu da yaptın. Harrier'in de zaten çok demode ve eski uçak olduğu için hem sivil hem de askeri uzmanlarımız istemediğini biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda üzerine koyabileceği herhangi bir alternatif Çin, Rus veya başka bir uçağı olmadığı için ve İsmail Demir de bu beyanlarından da geminin hava unsurları, ki zaten biz de öyle biliyoruz, hava keşif ve yakın hava desteği, yani gemideki sabit kanatlı uçak platformlarının eksikliği olmasın diye, hatta İsmail Demir orada şöyle bir şey dedi. Belki gemi servise girdiğinde, yani göreve çıktığında hemen olmayacak ama bir süre sonra biz geminin bu hava platformlarından sabit kanat, döner kanat değil, döner kanatlar zaten olacak. Sabit kanat hava platformları eksiği olmasın diye böyle bir formül düşüneceğiz. Yani demek ki biz ileride üzerinde aynı TB2 Anka gibi, onların belki daha küçük, bilmiyoruz, belki tilt rotor, belki sadece katapult eklenmiş kısa iniş kalkış yapabilen bir SİHA, İHA göreceğiz. Bu soruyu geçmeden önce çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Herkes şunu soruyor bana. Diyorlar ki gemiye katapult koyar, biz de kaldırırız. Katapult fırlatma sistemi, mancınık sistemi, yani buharla olan. Şimdi bir de yeni bir uçak gemisinde manyetik, elektromanyetik deniliyor. Neyse. Bunu yapabiliriz, evet. Yani katapult koyabiliriz. Diyelim ki koyduk, yani çok büyük maliyet ama uçağı kaldırdık. Nasıl indireceğiz? Kaldırabiliriz ama indiremeyiz. Çünkü pist kısa. Yani kanca sistemi de olsa, yani bir TB2'nin, bir Anka'nın orada inip durabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla mutlaka bir modifikasyon ve çözüm olacak. Şu andaki hali mümkün değil.
Ben de şu yorumu eklemek isterim. Dediğim gibi kalkış bir şekilde gerçekleştirildi ama bildiğim kadarıyla dünyada katapult teknolojisi şu an jet uçaklar için konuşuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde ve bu katapult sistemine sahip örneğin Fransa'ya da Amerika tarafından verildiğini biliyorum. Belki bunlarla ilgili de bir teknoloji arttırımı meydana gelebilir. İkincisi senin de dediğin gibi bir mancınık sistemi, özel sapan veya bir katapult sistemiyle atılan İHA sistemleri var. Belki bunlardan yapılabilir. Veya şu an Amerika'daki hizmete giren mevcut bir helikopterin insansız hale getirilmesiyle belki de bunlarla ilgili bir çalışma yapılır. Hatırlarsın geçmiş İDEF'lerde TUSAŞ'ın bir helikopteri insansız olarak test ettiği konusunda prototip sergilenmişti ama günümüze ulaşan şu anda devam eden bir proje yok. Belki bu proje tekrar canlandırılır. Demek ki deniz konusuyla ilgili yeni İHA'lar gündemde. Umarız bunları da yakın bir zamanda biraz daha detaylar ortaya çıkar ve yakın zamanda bir şeyler görebiliriz. Ve tabii ben burada şeyi de eklemek istiyorum. TUSAŞ'ın Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil'in de benzer konuda çalışmalar yapıldığı hakkında geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda verdi. Bir şey daha ekleyeyim. Şimdi sen bunu deyince seyircilerimizin aklına şu geldi. O zaman Rus Kuznetsov uçak gemisinde ve Çinlilerin uçak gemilerinde de böyle yuvarlak ya yukarı doğru eğimli pist, yani sky jump dedikleri bizim TCG Anadolu'da da olan pistten var. Oradan işte J-15'ler ve MiG-29'lar mesela Ruslardan kalkıyor. Bizde niye olmasın? Doğru. Yani zorlasak şey yapsak olur. Ama oraya inebiliyor da aynı zamanda. Çünkü pist uzun. Yani biz dediğim gibi uçağı kaldırabiliriz işte. Yani ama indirecek yerimiz yok. Yani uçak gemisi olmadığı için pistin boyu kısa. Sorun bu yani. Bunu özellikle altını çizmek lazım. Çünkü herkes bunu soruyor ve burada bir kafa karışıklığı var kamuoyunda. Evet, gerçekten TCG Anadolu'yla seninle epey video yaptık. Tekrar tekrar getirdik. Hatta geçtiğimiz günlerde ben ayrı da bir video yaparak tilt rotorlar kullanılabilir mi? MV-22'ler gibi konuyu tartıştık ama anlaşılan Çok rahat. önümüzdeki günlerde biz bunlarla ilgili daha çok video çekmeye devam edeceğiz gibi. Gelelim ikinci konuya, milli muharip uçak konusuna. Bu konuyla da ilgili İsmail Demir'in bazı açıklamaları oldu. Milli muharip uçağı üretiminde farklı tasarımlar yapıldığını söyleyerek İsmail Demir, belirli ana unsurları içeren bloklar gibi yaklaşımlar var. Şimdiden 5. nesilden hangi eksiklikler olacak diye tam bir tespit yapmak istemiyoruz. Çünkü orada da çok teknik detaylar var. Burada mesela motordan başlayabiliriz. İlk başta rafta hazır bir motordan başlayabiliriz. Bazı rafta hazır diğer ürünlerden başlanabileceğini söyleyebiliriz. Ama bu blok yaklaşımı uçağın olgunlaşma sürecinde de testlerin getirdiği tecrübelerin oradan çıkan sonuçların tasarım aşamasına geri dönüp belirli değişimlerin yapılması gibi süreçler gerektirecek. O açıdan blok yaklaşımı tamamen kuvvetle de mutabık kalınarak bir konu ve işin tabiatı. Tabii gönül ister ki daha ilk safhalarda olgunluk yönleriyle ileri mertebede bir uçak çıkarmak. Ama eşyanın tabiatı böyle, bunlar kullandıkça olgunlaşacak sistemler bir anlamda genel olarak savunma sanayi için benimsediğimiz önce mümkün olanla başlayıp mükemmele doğru gitmek. İsmail Demir'in de dediği gibi burada bir blok blok geliştirilecek anladığımız kadarıyla milli muharip uçak. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Şimdi aslında İsmail Demir çok güzel açıklamış. Yani burada üzerine çok fazla bir şey söyleyecek bir şey yok ama tabii teknik bir açıklama. Yani bunu anlayamayan seyircilerimiz olabilir. Tam biraz daha izah etmek gerekebilirse kuvvet dediği yani hava kuvvetleri mesela veya deniz kuvvetleri yani silahlı kuvvetleri kastediyor. Onlarla diyor mutabık kaldık diyor hava kuvvetleriyle. Biz uçağı blok blok yapacağız diyor. Ve onlar da yani blok yapacağız. Birinci versiyon çıkacak, test edilecek, yeni bir şeyler geliştirecek. Yani şöyle aslında söylediği çok mantıklı ve uygulanmış bir şey. Yani F-35 de böyle oldu. Yani F-35'in sürekli bir yazılım güncellemesini düşün. Yani mesela bizim F-35'lerimiz mesela en son yazılımdı biliyorsun yani en son yazılımdı ve mükemmel F-35'ti yani neredeyse. Bütün o versiyonlarının, bütün kusurlarının yapıldığı, hani düzeltildiği. Aynı şekilde işte F-15 de çıktığında, F-14 yani ilk çıktığında ilk prototiplerin düştüğünü biliyoruz değil mi? Yani dolayısıyla yani havacılıkta bu tür şeyler hem normal hem de geliştirme yani bir sonraki blok olması da normal test edilecek yeni isterler belirlenecek olmadı tekrardan tasarım üzerinde de burada da özellikle onu söylüyor tasarım üzerinde de değişiklikler olabilecek ama burada şöyle bir şey var Türkiye'nin uçağı
Güney Kore gibi önce 4,5. nesil bir uçak olup da sonra üzerine öyle gitmeyecek. Bakın bunu zaten altını çizmiş, yani özellikle şey yapmış. Yani Türkiye evet 5. nesil MMU tasarımı, yani havadan havaya hava üstünlüğü uçağı tasarımıyla devam edecek. Ama ne olacak? Mesela motor milli olmayacak. İşte biliyoruz Amerika'dan 5 tane General Electric F110 motoru alındı. Sonradan motor takılacak. Belki ilk başta o motor termal motor değil. Dolayısıyla 5'in nesil diyemeyeceğiz direkt. Belli EAS radar mesela yetişecek yetişmeyecek. Bir de bak burada bazı şeyler söylüyor. Diyor ki önce rafta hazır ürünlerle başlayacağız. Yani motoru direkt alacağız. Başka bir şey alacağız. Peki bunları aldıktan sonra, bunları yaptıktan sonra aşama aşama devam edeceğiz diyor. Dolayısıyla uçak 5'in nesil aşama aşama olacak. Ama dizayn ve tasarım olarak en baştan böyle. Bir de bir şey söylemiş. Diyor ki geri dönecek, belki tasarımda da değişiklik olacak. Bak burada mesela F-35 ile de alakalı. Şimdi F-35'den sonra bir şey değişti. Ne oldu mesela? Uçak çok rollü. Tamam çok rollü yapalım demediler ama uçağın içine 1000 librelik bomba alabilecek, yani gövde içi silah yuvasını 1000 librelik bomba alabilecek şekilde yeniden tasarladılar. Yani burada bir değişiklik oldu. Hala da uçak bir hava üstünlüğü uçağı. Yani illa bir yere bomba atması bunun çok rollü olduğu manasına gelmez ama şimdi F-35'in olmamasından dolayı böyle bir değişiklik oldu mesela. Yani bunu da aslında F-35 ile ilgili demeçlerinde değiniyor. Yani tasarımda bir şey olabilir diye. Ve burada bu MMU ile F-35'i bağlaştıranlara da karşı da aslında bir sözü var. Diyor ki mesela biz MMU projemiz F-35'ten bağımsız bir takvim ve projeydi zaten diyor. Projenin kendisi F-35'e bağlı değildi. Tabii F-35'i biz 2003'te seçtik. Ondan sonra MMU'ya başladık. Biz Milli Muharip Uçak Projesi'ne başladığımızda F-35'i alıyor diye biliyorduk. O zaman bir sorun yoktu. Yani hiçbir sorun yoktu. Yani F-35'in yanına bir uçak yapmak için başladık biz. F-35'i alternatif bir uçak değil. Yani diyorduk ki F-35 derin darbe uçağı olacak. MMU da bunu aynı F-22 gibi hava üstünlüğü uçağı olacak dedi. Ve bir şey daha söylüyor İsmail Demir. Diyor ki F-35'in alternatifi diye başlamadık. MMO'daki görev fonksiyonlarının belirli değişiklikleri gerekebilecek. Şimdi ne oldu? F-35 iptal olunca MMO'da diyor belli değişiklikler olabilir diyor. İşte o 1000 librelik bomba olayı mesela bence buna bir örnek. Dolayısıyla şimdi burada da aslında bence iki şeye cevap var. Birincisi Amerika iyi ki F-35 vermedi. Biz işte bak milli muharip uçağımızı yapıyoruz. Böyle bir şey yok. Zaten verdiğinde başlattık. İkincisi yani bunu yanlış, bu yanlış olduğunu söylemek istiyorum. İkincisi de Amerika F-35 vermediği için biz 5'in nesil teknolojisi alamadık. Dolayısıyla milli muharip uçak da yapamayız. Bu da yanlış. Biz zaten onlara güvenip de başlamadık. Biz dedik ki kendi milli muharip uçağımızı yapalım. Tıpkı sitede Tolga Özbek.com sitesinde yazdığımız son yazıdaki Almanya örneği gibi. Yani Almanya'nın F-35 almamasının sebebi neydi? Kendi milli muharip uçağını, teknolojiyi kaçırmamak. Aynı mantık yani. Evet. Şimdi bir başka soru da yine tabii malum hava savunma sistemleriyle ilgili tartışmalarımız var. İsmail Demir diyor ki gerek Eurosam gerek Patriot tekliflerine sıcak baktığımızı söyledik. Somut teklifler olursa çalışmalara devam edeceğimizi de söyledik. Patriot konusu bir olgunluğa ulaşmadı. Eurosam konusunda ise daha önce başladığımız bir çalışma vardı. Bu ana hatlarıyla Fransa, İtalya ve Türkiye'nin ortak sistem geliştirmesiydi. Türkiye ilgilendiren kısmıyla ilgili bu bitirilmek üzere. Diğer iki ülkenin de kendi tanımlamalarını katmasıyla yola çıkılacak. Hakan, bununla da ilgili biraz son gelişmeleri söylüyor aslında İsmail Demir. Türkiye tamamladı gibi diyor. İtalya ve Fransa çalışıyor. Bunlara ne diyorsun bu konu için? Yani aslında çok merak ettiğimiz bir sorunun cevabı var burada. Şimdi bu sözlerden öncesinde diyor ki S-400'ün Türkiye'ye yeterli olmayacağını biliyoruz. Yani zaten aldığımız batarya 1 filo, 2 bataryadan oluşan toplam 128 tane füze. Biz diyor teklifleri de açız diyor. Yani tek başına S-400 hani Türkiye'ye yetecek kadar çok alınmadığı gibi kapasite olarak dedi. Biz de açız çünkü diyor kapsamlı, kademeli bir hava savunma sistemi lazım. Dolayısıyla bir taraftan da milli antibalistik hava savunma füzesi yapılması düşüncesi vardı. Biz şimdi şöyle diyorduk. Şimdi Eurosam'da bir niyet anlaşması yapılmıştı. O niyet anlaşması şuydu. Türkiye antibalistik füzesini yapacak. Fransa ve İtalya yani Eurosam ortakları Türkiye'ye
bu konuda teknoloji transferi ya da birlikte üretim gibi yardım edecek niyeti anlaşmasıydı. Bakın niyet anlaşması. Sonra biz şöyle şeyler okumaya ve yazmaya başladık. Bahar Kalkanı Harekatı'nda Fransa Bahar Kalkanı Harekatı'nda çok tepki verdiği için bu iş yattı. Zannediyorduk. Ama şimdiki açıklamada anlıyoruz ki evet belki yavaşlamış olabilir. Tabii bu her şeyi açıklamamış olabilir. Ama Türkiye kendi çapında burada üç ülke isterlerini belirlemiş. Yani Fransa demiş ki biz yeni uçak füzemiz şöyle olsun. İtalya diyecek ki böyle olsun. Türkiye diyecek ki benim şuna 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 ihtiyacım var. Benim füzemde de şunlar olsun. Biz diyor kendi üzerimize düşeni yaptık. Yakında diyor onlarla çalışmalar devam edecek diyor. Yani biz onları üzerimize düşeni yaptık. Dolayısıyla benim anladığım, tabii İsmail Demir açıkça söylemedi ama ben şimdi burada kendi kişisel yorumumu söylüyorum. Benim anladığım Aster 30, Stante Aster 30 antibalistik ve yüksek irtifa hava savunma füzesi tabanlı yani onun teknolojisi içeren ama ondan ayrı yeni bir füze yapılması planlanıyor. Bu konuşmadan çıkardığım bu benim. Yani üç ülkenin ortak daha çok onların böyle teknoloji yani üç ülkenin mühendislerinin bir araya gelip yeni bir füze yapması veya bizim milli muharip uçağımız füzemize pardon milli antibalistik füzemize onların bir desteği söz konusu ki bu konuda devam edildiğini düşün en azından duymuş olduk yani. Yine tabii hava savunma füzesiyle ilgili S-400'lere ilave olarak Eurosam ve Patriot teklifleri ve alternatiflerinize de açık olduğumuzu belirtmiş İsmail Demir. Bununla ilgili ne söylemek istiyorsun? Şimdi Patriot'te biliyorsun anlaşılamadı. Yani işte 17 ay beklettiler. Çok yazdık onu. Ondan sonra teklif ettiler. Fiyatı biraz yüksek geliyor. Teknoloji transferi vermiyorlar. Gerçi Ruslar da vermiyor. Kimse vermiyor. Zaten kimse antibalistik füze teknolojisi kolay kolay vermez. Şeyler de direkt Aster 30'u direkt bize vermiyor zaten. Alın bunun özellikleri budur. Alın yapın. Böyle bir şey yok zaten. Ama Aster 30'unu da biz başka bir medya organında yaptı. Daha doğrusu Eurosam yetkililerinin verdiği demeçlerde bir röportajda öğrendik ki Türkiye'ye Aster 30 üretimi de ve satışı teklif edilmiş. Yani o konuda da bir teklif var. Ama demek ki bunda da bir direkt alım cazip gelmedi. İşte bu niyet anlaşmasının gereği yapılmıyor. Dolayısıyla şu anda biz hani tıpkı S-400 ve Patriot alımı gibi onlarla bu konuda da bir şekilde anlaşabilmiş değiliz. Hani fiyat mı, teknoloji mi, nerede anlaşamadık? Onlar tabii bize kapalı, onları bilemiyoruz. Ama yani direkt alım söz konusu değil şu anda. Evet, tabii bir de mevcut konularımızdan biri sürekli video yaptığımız S-400 hava savunma sistemi. Son günlerde Rusya'nın bazı Rusya tarafından gelen açıklamalar var. Bu açıklamalarda işte ikinci paket için sipariş bekliyoruz falan gibi sözleri var. Ruslar da biraz tabii pazarı kızıştırmaya çalışıyorlar. Biraz hani iş çıksın diye tahmin ediyorum. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Sence de kızıştırıyorlar mı? Yani şimdi şöyle kesinlikle Covid-19 tepki şey olayı bu biraz. Yani savunma sanayi ihracatlarının bütün dünyada çok düşmesiyle alakalı. Şimdi zaten aslında İsmail Demir tek cümleyle bu durumu özetledi. Yani dedi ki biz bir sistem alıyorsa kullanmak için alınır. Bunun başka bir izah ve yorum olmaz. Şimdi bu bir. Teker teker gidelim istersen hızlı hızlı. Bir, biz bunu aldık kullanacak diyoruz. Demek istiyor. Benim anladığım şu. Ben şimdi onun sözlerini yorumluyorum. Biz bunu alacağız ve Ankara ve çevresini yüksek irtifa hava savunma sistemi görevli olarak kullanacağız. Bu Ankara'da kalacak ve kullanacak. Bu. Yani depoya mepoya konmayacak diye düşünüyorum. İkincisi orada sordular ne zaman aktif olacak. O da dedi ki biz dedi tedarik makamıyız. Tedarik eder teslim ederiz. Tedarik ettik teslim ettik. Teslim ettiğimiz kurumlar bunu şey yapacak. Yani diyor ki biz aldık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik. Artık diyor bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, yani Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri çalışıyor. Bu entegrasyon, eğitim, aktivasyon. Onları takip edin dedi. Bakın aynen şöyle dedi. Dedi ki her türlü süreç kendi mecranda gidiyor ve bu mesele gündeme geldiğinde oradan yapılacak açıklamaları takip edebilirsiniz. Yani aktivasyonun ne zaman olacağı, operasyonel olduğu tam görevle alakalı açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı veya işte Türk Silahlı Kuvvetleri yapacak dedi. Şimdi diğer şey Rusların ikinci şey. Şimdi biz şimdi kamuoyunda yanlış bilinen bir şey var. Onu da düzeltelim. Şimdi biz zaten herkes şunu her yerde şu yazar. Yani ilk başta biz de öyle sanıyorduk çünkü ilk anlaşmada. Türkiye 2,5 milyar dolara S-400 aldı. Şimdi Türkiye 2,5 milyar dolara S-400 almadı. İsmail Demir diyor ki prensip anlaşmasıyla anlaşıldı. Şu anda bakın önce onu söyleyeyim sonra geri döneyim. Diyor ki
bu detaylar mesela biraz daha ikinci sistem tedarik olacak mı olmayacaklardan çok o süreçte bizim kazanımımızın ne olduğu önemli. Yoksa tedarik olup olmayacağı bir soru işareti teşkil etmiyor. Yani diyor ki biz diyor ikinci sistemi yani ikinci filoyu istediğimiz zaman yani sipariş verirsek parasını ödersek alabiliriz. Mesele o değil diyor. Mesele diyor ikinci filoyu yani ikinci paket o ikinci aşama olarak da orada zikretti. İkinci aşamayı da bizim isteklerimiz yerine gelecek mi? Yani nedir bu? Teknoloji transferi ve ortak üretim. Şimdi bazı çevrelerde işte Türkiye'nin bu konuda kredi görüşmesi yaptığı da söyleniyor. Çünkü birincisi de krediyle alınmıştı hatırlarsın. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Şimdi hani krediyi de var veya yok onu geçelim. Bir teknoloji, iki teknoloji, üç ortak üretim. Şimdi Türkiye 2,5 milyar dolara almadı. 2,5 milyar dolarlık iki filolu anlaşma, ön anlaşma yaptı. Türkiye bir filo, yani birinci filo, yani bir filoda da iki batarya var. Birinci aşamayı aldı, kredi ve bir kısmını ödeyerek bir kısmını krediyle aldı, anlaştı, üretildi, geldi ve teslim edildi. Yani toplam işte Rusların 120'den fazla füze verdik dediği toplam 128 tane füze, 64 tane asıl, 64 tane yedek. Bu dolayısıyla 2,5 milyarın yarısı, 1,3 veya 1,2 milyar. Ama ikinci paketi henüz sipariş vermedi. Yani İsmail Demir'in üzerinde durduğu, yani anlaşabileceğimiz diyor ki mesela teknoloji transferi, ortak üretim detayları ve yol haritası ile ilgili teknik çalışmalar gerekiyor. Yani demek istiyor ki aslında Ruslardan biz teknoloji transferi ve ortak üretim istiyoruz. Bu konularda anlaşırsak ikinci paketini sipariş vereceğiz. O zaman ikinci filo yani üretilip gelecek. Dolayısıyla Türkiye tam iki filo birden almış olacak 2,5 milyar dolar. Dolayısıyla benim tekrardan üzerine basarak söylemek istediğim şu anda alınan bu. Ha benim şahsi kanaatim ben Türkiye'nin ikinci filoya sipariş vereceğini hiçbir zaman düşünmüyorum. Niye? Çünkü Rusların hiçbir zaman teknoloji transferi vereceğini düşünmüyorum. Ortak üretimde de bize kamyonları teklif ettikleri söylüyorlar. Biz zaten Roketsan'da daha önce alt yüklenici olan Roketsan Patriot'ın, Patriot füzesinin dış yüzeyindeki kanatçıkları yani Patriot füze gövdesindeki parçaları üretti. Biz mi Roketsan'da roket motoru yapmayı biliyoruz zaten. Biz dış gövde yapmayı biliyoruz. Bize lazım olan ne mesela S-400'de? Radarın yazılımı, füzenin güdüm sistemi, güdüm sistemleri yani burundaki alıcı, arayıcı başlıklar ve o çok uzun menzilli füzeler var ya o roket motoru teknolojisi. Bu üçünü zaten Ruslar vermeyecek. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Rusya'da şu çok üst düzey bir yetkili bundan aylar önce Rus basınında ya Türkiye kopyalarsa mopyalarsa falan diye bir sürü şey olduğunda onları rahatlatmak için şöyle dedi. Dedi ki merak etmeyin Türkiye'nin S-400'ü kopyalaması mümkün değil dedi. Sonrasında Çin'e S-400 sattıklarında da dünya medyasına şöyle bir haber çıktı. Çin'le anlaşmışlar. Bak bunu sakın kopyalamayacaksınız. Hani Çin çünkü teknoloji çok yüksek ya. Kopyalamayı da çok iyi biliyor. Gel tersini mühendisliği çok iyi. Daha önce H-100 serisini işte Patriot'lerle alakalı İsrail'den bilgi alarak yolu soruşturma konusu Patriot'in kopyasını da yapmaya kalktı ve yaptı. Dolayısıyla bir hava savunma sistemlerini gerçekten teknoloji transferiyle veya teknoloji hırsızlığıyla çok iyi başarıyor. Ruslar da koptu. En baştan bu şartı koştular. Kesinlikle S-400'ü kopyalamayacaksınız diye. Dolayısıyla bize gelince de adam kamuoyuna bunu söyledi. Ha, teknoloji transferi verirlerse ortak üretimde anlaşırsak ikinci filoya sipariş verebiliriz. Ama ben zayıf ihtimal olarak görüyorum. İsmail Demir'de özetle biz düşünüyoruz. Kullanıcıya teslim ettik. Aktivasyon onların yapacağı şey. Ve artık kullanılmamak için bir şey alınmaz. Dolayısıyla kullanmak için aldık diye altını da çizmiş oldu. Bildiğimiz şeyleri söylemiş oldu yani. Evet Hakan çok teşekkürler. İsmail Demir yaptığı açıklamalarla Türk savunma sanayi ve endüstrimiz açısından yeni gelişmeleri, yeni ürünleri hakkında ilk elden bilgileri veriyor. Sosyal medyada çok aktif olarak kullanıyor İsmail Demir. Son verdiği röportajda gerçekten enteresan bilgiler vardı. Biz de bu enteresan bilgilere biraz parantez açıp seninle detaylandırmaya çalıştık. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Dolgözbek.com'da her gün saat 19'da hafta içi ama hafta sonu artık yayınlarımıza ara vermiş durumdayız. Yeni videolarla sizlerle beraber oluyoruz. Lütfen sorularınızı bize yorum olarak yazın. İsterseniz info@tolgozbek.com mail adresine de bize mesaj yollayabilirsiniz. Kanalımızı hala olmadıysanız lütfen abone olun. Beğenilerinizi eksik etmeyin ve bildirimlerinizi açın. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz ise tolgozbek.com sitemizde. Bu arada
Katıl tuşumuz da aktif. Sizleri de oraya bekliyoruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.